Sevgili seyirciler, Türkiye'nin turizm atağı sürüyor. Şu anda turist sayısı ve turizm gelirleri açısından dünyanın ilk 10 ülkesi arasında bulunan Türkiye, bu konularda dünyanın ilk 5 ülkesi arasına girmek için ataklarını sürdürüyor. Berlin'de gerçekleştirilen bir faaliyette 1500 genç aynı çatı altında toplandı. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Müşavirliği tarafından yapılan birbirinden başarılı çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz günlerde Berlin'de bir ilk gerçekleştirildi. Türkiye'nin tanıtımını en iyi şekilde yapmak için çaba gösteren Berlin Kültür ve Turizm Müşavirliği'nin imzasını taşıyan gösteri Türkiye Rock Gecesi adını taşıyordu. Gecenin önemi 30 bin seyahat acentasından en başarılı 1500 gencin davet edilmesiyle ortaya konmuş oldu. Türkiye Cumhuriyeti Berlin Kültür ve Turizm Müşaviri Erol Özüdoğru tarafından organize edilen gecede bu 1500 gence Türkiye ile ilgili çeşitli bilgiler verildi. Türk müziğinin çeşitli örneklerinin sergilendiği gecede ayrıca Türk mutfağının birbirinden lezzetli yemekleri de ikram edildi. İsmail'e bir ilke imza atan Berlin Kültür ve Turizm Müşaviri Erol Özüdoğru, stratejik olarak başarıya ulaşmanın en iyi yolunun gençlerden geçtiğini ifade ederek, özellikle gençlere yönelik yapılan bu çalışmalarda onların kendi ülkelerinde Türkiye ile ilgili bilgileri en iyi şekilde vereceklerini ve bu sayede de Türkiye'ye gelecek turist sayısının daha da artacağını vurguladı. Türk yemeklerini takdim ediyoruz. Türkiye ile ilgili müzik, ne varsa kültür, hepsini onlara anlatıyoruz ki acentelerine döndüklerinde en fazla Türkiye'yi satsınlar diye. Esas gecenin amacı bu. Ve haberle ilgili olarak Berlin Kültür ve Turizm Müşaviri Sayın Erol Özüdoğru şu anda telefon attığımızda sevgili seyirciler. İyi akşamlar diliyoruz Erol Bey. İyi akşamlar. Gerçekler bu güzel çalışmalara imza atmak sizi mutlaka mutlu ediyordur ama bu mutluluğunuzu biz de paylaşmak istiyoruz ve bunlardan sonra neler gelecek diye öğrenmek istiyoruz. Tabii ki çok mutlu ediyorum. Berlin malum biliyorsunuz ITV'de Türkiye 2500 metrekarelik bir alanla fuara katıldı. Ve burada aktivitelerden bir tanesi 1500-2000 civarındaki 30 bin seyahat ajansında çalışan elemanlar fuar idarecilerinden teslim edildi. En iyi satış elemanları ve burada bir gece yaptık. İTV Türkay Rock diye bu gecede 2000 kişiye yakın satış personeli Türkiye ile ilgili bilgiler aldı, ülkemizin tanıtıldı. Daha sonra da onların eğlenceleri yapıldı. Bu kişiler şu anda belki acentalarında olduklar şu anda Türkiye'yi satmak için uğraşıyorlar. Dolayısıyla bizim yaptığımız en büyük faaliyetlerden birisi bu. Ben bu faaliyetten çok çok memnunum. Evet, 30 bin seyahat acentasından 1500 genç Türkiye'ye... 30 bin seyahat acentasında çalışan en iyi 1500 genç İTB Fuar İdaresi tarafından seçildi. Evet, dolayısıyla bu sene turizm konusunda Türkiye'nin mutlaka bir atak yapacağını hep birlikte bekliyoruz. Tabii şu var, esas önemli olan Türkiye hep imaj reklamı yapıyordu. İmaj reklamının yanında da bu satışa dönük reklama yönelmek için bu kişiler bizim için çok önemliydi. Onlara yönelik bir aktivite yapıldı. Evet, Almanya gerçekten büyük bir potansiyel sahibi değil mi Türkiye'ye turist gönderme açısından? Tabii birinci sırada Türkiye'ye gelen turistlerin içerisinde en birinci sırada Almanya bir önceki yıla göre %17-82 artış sağlamış durumda. Peki son yıllarda turistlerin arayışı da biraz değişti gibi bilgiler ediniyoruz biz. Diğer programlarda da bu intibaı edindik. Dolayısıyla Türkiye'nin bu anlamda da kendini hemen toparlama yeteneği var mı acaba? Turistlerin istediğini sunabilmek anlamında kısa süre içinde. Tabii biz bunların hazırlıklarını önceden yapıyoruz. Özel sektörle birlikte, Türkiye'deki özel sektörle birlikte çalışmalarımız neticesinde mesela golf turizmi, mesela wellness. Bunlar çok çok önemli bir yer. Ayrıca kültür turizmine çok önem veriyoruz. Kültür turizmine ilgili olarak da Almanya'da çeşitli faaliyetlerde bulunuyoruz. Mesela Adnan Saygun'un 100. yıl dönümünde bizim 5 tane bestecimiz var biliyorsunuz. Bunlardan önemlilerden birisi Adnan Saygun'la ilgili Almanya'da sempozyum ve konserler verildi. Ve bu konserleri Alman sanatçılar icra ettiler. Dolayısıyla kültür, golf ve çeşitli yani turizmin çeşitlendirilmesine önem verildi. Dolayısıyla Almanların istemiş olduğu bütün istekler Türkiye tarafından karşılanabilecek durumda şu anda. Biz hazırız 2008 senesi için. Evet. Şu anda da satışlar biz en yüksek noktada. Bizim yaptığımız profesörlere yaptığımız konuşmada. Evet. Hani herkes bir turizm elçisidir diye yorumlarız hep yurt dışındaki vatandaşlarımız için. Bu yılda aynı görevi bekliyor muyuz onlardan? Hani komşunuzu alttaki üstteki komşularınızı alıp götürün diyor muyuz? Kesinlikle her
herkes bir Alman yollasa ben size bırakıyorum artık. Esabı, evet. Gelecek şeyi Alman turist sayısını. Kesinlikle vatandaşlarımızın da en yakın arkadaşlarına Türkiye'yi tavsiye etmeleri, zaten bunu yıllardır yapıyorlar. Türkiye'yi tavsiye etmeleri ve Türkiye'ye göndermeleri, hatta birlikte gelmeleri. Ayrıca ben şunu da söylemek istiyorum. Burada Avrupa'da yaşayan Türk insanlarımız da bizim en büyük misafirlerimiz. Onlar da gerçekten Türkiye'yi tatillerde Türkiye tercih ediyorlar. 6 haftalık izinlerinin 2 haftasını Türkiye'de harcıyorlar. Daha sonra da aileleri yanında harcıyorlar. Bu da ayrıca Türk turizmi için mutluluk verici bir gelişme diye düşünüyorum. Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Başarılı çalışmalarınızın devamını diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Daha çalışmalarımız, iyi şeyler gelecek, görecekler. Bütün şehirlerdeki billboardlarda, taksilerde Türkiye reklamını görüyorlar herhalde. Bunlar daha da yaygınlaşacak. Evet. Biz de haberlerinizi ileriye dönük yine paylaşmak isteriz. İyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sevgili seyirciler, Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde bir ilke imza atıldı. Eyalet yönetimi, suç işleyen kişilerin genellikle içkinin tesiriyle suç işlediği gerekçesiyle içki satışına sınırlama getirdi. Bundan böyle Baden-Württemberg eyaletinde bulunan benzincilerde ve büfelerde gece saat 22'den sabah 5'e kadar içki satışı yasak olacak. Almanya'nın Baden-Württemberg eyalet yönetimi, suçluların büyük çoğunluğunun içkinin